Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir Skyblock üzerindeyiz arkadaşlar ve arkamda da muhteşem bir platform var ve bu platform sayesinde artık hayatta kalmak için zombilerden yardım almaya çalışacağız. <laughs> <laughs> Hızlı bir şekilde zombi evi yapacağız arkadaşlar ve bizim hayatta kalmamız için bütün eşyaları zombiler bize hediye verecek ve bu sayede hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Oo gördüğünüz gibi burada taşlarımız hazır. Sadece küçük bir zombi evi yapabiliyoruz şu anda ve aynı zamanda spawn'larımız 4 tane var. Zombilerden elde ettiğimiz eşyalarla zombi evini büyütmeye çalışacağız. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde Şimdi şu ağacı alarak bir başlayalım çünkü karşı adaya gidecek bir yol yapmamız gerekiyor ve aynı zamanda çalışma masası yapacağız. Topla topla topla. Hepsini al hepsini al. 4 tane ağaç odun çıkacak galiba deneyelim. 2 3 Evet bir tane daha çıktı bakın 5 tane. Oo bir tane daha çıktı arkadaşlar 6 tane şuna baksanıza. Aynen bitti. <laughs> Şimdi çalışma masasını bir tane yapalım 4 tane. Oo çalışma masamız hazır. Çalışma masasından sonra şunları çevireceğiz. İnceltilmiş yapalım mı? kendimize bir şey yapmamıza gerek yok ki zaten zombiler bize hayatta kalmak için yardım edecek. O yüzden şuradan bir zombi evi yapmak için ilerlemeye başlıyorum ve hemen geldik. Evet. <laughs> Şimdi 2 tane 3 2 1 buradan zıplayınca buraya çıkabiliyoruz. Şimdi elimizde şu anda arkadaşlar sadece 64 tane taşımız olduğuna göre çok dikkatli olup küçücük bir tane zombi evi yapmak zorundayız. 1 2 3 4 5. Aynen şöyle 1 2 3 4 tane spawner koysak etrafını Tamamlayacağız Evet şöyle hızlı bir şekilde Bir tane kazma yapıp gelelim arkadaşlar Çalışmasamız burada skyblomuzda olduğuna göre Şuradan hızlı bir şekilde Çubuk yapacağız evet, Çubuğu yaptıktan sonra bir tane tahtadan kazma Gördüğünüz gibi Evimizi bitirdik arkadaşlar Ve muhteşem şekilde şuradan girebilir miyiz İçerisi karanlık oldu mu bilmiyorum Şuradan bir tane tuzak kapısı Çok güzel buradan böyle geçeceğiz Ve şurası da tamamdır şunu kır Evet 2 3 ve buraya spawner koyduğumuz anda zombilerin doğması gerekiyor. Aynen zombiler bize hediye verip eşyalar verecek ki biz burayı yükseltebilelim büyütebilelim. Bir dakika zombi yumurtaları burada. 1 2 3 ve 4 şimdi 1 2 3 ve 4 olamaz olamaz olamaz. Zombiler burada tuzağımıza kadar gelmesi gerekiyor aha geldi. Gel buraya kaçmasana sen nereye kaçtığını zannediyorsun ha. Evet kandırdık onu Şimdi bir tanesi dışarı çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi Hediyemizi versin bakayım bizim hayatta kalmamız için bize yardım etmesi gerekiyor Gel buraya Şimdi Zombilerin diğerleri neden dışarı çıkmıyor Aha Bakın 64 tane obsidyen geldi arkadaşlar Artık zombi evini büyütmeye başlayabiliriz Şimdi hayatta kalmamız için malzemeler gerektiği için Şuradan kendimize 1, 2, 3 ve 4 1, 2, Evet 1 2 3 ve 4 Şurayı da şöyle kapatacağız Tamamdır çok iyi Havai fişek çıktı arkadaşlar Skyblock'umuzu geliştirmeye başlayabiliriz 50 tane obsidyenimiz oldu O ne düştü Aha küreğimiz oldu gördüğünüz gibi muhteşem bir kürek Ve havai fişeklerimiz oldu tamamdır Şimdi zombi evimiz şu anda çok güzel çalışıyor ama gördüğünüz gibi bizim peşimizden geliyorlar. Bizim daha fazla arkadaşlar malzemelerle artık burayı büyütmemiz gerekiyor. İçeride çok fazla zombi doğuyor Eee evet, şöyle hızlı bir şekilde Şu zombilerin hepsinin dışarı çıkmasını bir sağlayalım Ok düştü bir tane Bize farklı malzemeler düşmesi için Zombi evini otomatik hale getireceğiz O yüzden obsidiyeni kullanacağız arkadaşlar Oo, ok düştü tekrar ve zırh düştü Şimdi şu zırhı giyinelim ve bir tane kazmamız oldu Bu kazma obsidiyeni kırar diye düşünüyorum Deneyelim Aynen bakın çok güçlü bir kazmamız oldu ve Bir vuruşta kırıyor o yüzden artık obsidiyeni sistem yapacağız Şu zombilerin kapısını bir kapatalım dışarı çıkamasınlar Gidin buradan. Altın elmamızı bir yiyelim. Hayatta kalmak için otomatik arkadaşlar gördüğünüz gibi zombilerin evini otomatikleştireceğiz. Bir tane su düşse çok iyi olabilir aslında. Bunlardan bir su düşürmek istiyorum. Evet. Bunlardan su düşmesini bekleyeceğiz ve aynı zamanda bizim kılıcımız var mı? Kazmamız... Aha iksir çıktı tamamdır. Şöyle ayakkabıyı giyelim. Başka blok çıkmadı arkadaşlar e, Adamızı şurayı tamamen topraklarda doldurmak için Otomatik yapmamız gerekiyor Kapısı kapalı iken bize saldırmaya gelmiyorlarmış Aha su Lav da var tamamdır ve ender incisi de var Çok iyi şimdi yarım basamak yapıp Bunların bir tık yukarı çıkmasını sağlayacağız Böylece artık mecburen su içine düşecekler O yüzden ne yapacağız şurayı şöyle Kapatacağız Evet yarım basamak tahtalarımız hazır Şimdi şuradan geldiklerinde mecburen arkadaşlar Şunun üzerine çıktıktan sonra Şuraya su koyacağız. Evet. Şunun üzerine çıktıktan sonra dışarıya tekrar çıkamasınlar. Tamamdır. Buraya çıkacaklar. Elimizdeki obsidyenlerle muhteşem bir tuzak hazırladık arkadaşlar. Şimdi o tuzağı hızlı bir şekilde deneyeceğiz ama ondan önce şuraya bir tane hızlıca kendimize bir tane arkadaşlar ağaç yetiştirmeye bir başlayalım. Çünkü sandık yapımına ihtiyacımız var. Zombilerden de demir düşürmeye çalışacağız. Evet şu çalışma masasını şuradan bir alalım. Al bu çalışma masasını şimdi bir tane de suyumuz var onu da içeriye tuzak hazırlayacağız. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şu ağacın 3 tanesini yan yana bir dikelim. 3 tanesi yan yana büyüyorken arkadaşlar hızlı bir şekilde... Zombilerin yanına nasıl gireceğiz? Aynen bizim içeriye rahatça girebilmemiz için şuraya şöyle bir tane yaparsak. Şimdi şuraya bir tane su koyacağız. Suyu gördüğünüz gibi buradan akıp buraya kadar geldiğinde zombiler buraya kadar mecburen gelmek zorunda kalacaklar. Buradan dışarı yürüyecekler arkadaşlar. Buradan yürüdüklerinde bana saldırmak için buradan beni gördüklerinde suya düştükleri anda su buraya kadar getirecek. Şuraya bir tane huni sistemi yapacağız ve o da sandığa bağlı olacak. Bu sayede hızlı bir şekilde zombiler bize yardım etmeye başlayacak. Şimdi hızlı bir şekilde biz şuradan bir çıkalım. Evet zombilerin doğmasını bekleyeceğiz Ve aynı zamanda ağaçlarımız büyümeye başladılar Bizim üzerimizde şu anda Başka eşyamız yok şuradan bir ağaç alalım Bir sandık yapalım arkadaşlar Aynen hatta şu anda Nether'a gitmeyi başarırsak eğer Nether'a gittiğimiz anda orada bayağı bir taş toplayabiliriz Nether taşı ve hızlı bir şekilde Onlarla adayı büyütebiliriz ama bize toprak da lazım O yüzden hızlı bir şekilde toprak Düşürene kadar zombilerin yardımıyla Şöyle hızlıca şunları bir çevirelim Şimdi Zombiler büyük ihtimal kesinlikle tuzağımıza düşecekler arkadaşlar. Şuraya şöyle yapabiliriz. Evet, 1 ve 2. Deneyelim şimdi. 2 tane sandık yaptık. Sandığı buraya koymayacağız. Zombiler şu anda bize saldırmak için tuzağımıza düşecekler mi bakacağız. Evet. Gelin buraya. Bakın, tuzak çalışıyor. Gördünüz mü? Geldi buraya bir tanesi ve üzeri açık olduğu için yanıp burada düşüyor. Aynen deneyelim başka zombiler. Bakın, olamaz küçük. Sen çok hızlısın. Oo bu küçük buradan nasıl çıkabildi? Küçük tuzağımızdan çıkabiliyor. Aha küçük buradan küçük olduğu için çıkabiliyor. Olsun küçükler dışarı çıksa da bir şey olmaz. Şimdi biz şurada beklersek zombi bize saldırmak için suya düşüyor. Gördüğünüz gibi sudan buraya kadar gelecek ve burada güneşten arkadaşlar ışığın altında olduğu için işi bitecek ve evet çok iyi bir fikir yaptık şimdi. Şuraya biz bir sandık sistemini yapalım. Aynen şöyle 1 ve 2. Bu sayede artık çok güçleneceğiz. Hazır mısınız? Şimdi huni sistemi nasıl yapılıyor? Şöyle 1 2 iki... Demirle yapılmıyor ki bir dakika şunlar alacağız. Ağaçla yapılıyor. Aynen bizim ağaç toplamamız gerekiyor. Bir tane elmastan bir balta. Evet. Artık güzel eşyalar çıkartıp biriktirmeye başlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şu ağaçları bir toplayıp sandıkla bir huni sistemini yaptığımız anda iş tamamdır arkadaşlar. Zaten güneşte altında durdukları için. <laughs> Birazcık uğraştık ama işimize yaradı. Şimdi Artık şunları çevirince sandık yapacak malzememiz var. Bir tane huni yapacağımız için bir tane sandık. Şöyle huni sistemimiz hazır. O sandık sistemimiz hazır mı? İki tane sandık koyduk mu? Aynen sandık koyduk. Şimdi şurayı hızlıca kırabiliriz. Onlar gelmeden olamaz. Şurayı kır. Şurayı da kır. Şuradan bir tane. O olamaz tuzakta kaldım. Git buradan. Şurayı bir kapatabilir miyiz acaba? Aynen arkamda olamaz arkadaşlar. Gerçekten bayağı biriktiler. Şimdi bizim iki tane huni yapmamız gerekiyormuş. Bir tane daha huni yapacağız. Evet bu saatten sonra artık durmazlar durmadan şöyle güzel bir eşyalar gelmeye başlar ve biz de hayatta kalacağız. Şimdi şuraya hızlı bir şekilde bir huni daha. Evet bu saatten sonra işlem tamamdır. Şimdi şurası tamam burada sandığa birikiyor. Şuranın duvarını açacağız şurayı kapatacağız. Aynı. Burayı kapatacağız. Şurayı da arkadaşlar şunlardan birazcık dizelim. Aynen şunu kır bunu kır. Ve su geliyor hazır mısınız? Eşyalar artık bunun içinde birikmeye başlayacak. Bakın bir sürü eşya birikecek. Durmadan zombiler buraya eşya taşıyacak ama çok yavaş. O arkadaşlar üçlü mızrak geldi. Bir tane kırık taş geldi. Gördüğünüz gibi bir tane iksir geldi. Çok güçlü toprak çimenli toprak geldi. Demir bloklar birikmeye başladı. Bir tane su geldi. Evet su gelmeye başladı ve gördüğünüz gibi zombilerin muhteşem bir sıra sistemi yaptık arkadaşlar. Ve biz hiçbir şey yapmadan zombiler ayağımıza kadar geliyor ve bize yardımcı oluyorlar. Şimdi bakın Gördünüz mü? Şimdi şuradan bir tane zombi çıkarak ben burada olduğum için şurada zombi doğuyor. Buradan su sistemiyle buraya geliyor. Yürüyerek buraya geliyor bize saldırmak için. Ve aynı zamanda sıra sistemine giriyorlar. Bakın bir tane daha geliyor. Çok iyi. <laughs> Muhteşem bir sistem yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada zombilerin hepsi var. Bize saldırmak için buraya getirtelim mi? Gelin buraya. Siz neden orada bekliyorsunuz ha? Bakın 3 tane daha çıktı. Şimdi ben şurada durursam bana saldırmak için gelirler. Evet 3 tane daha geldi. Çok iyi. Hepiniz sıraya girin bakalım. Sırayla hepinizin işi bitecek ve bana eşya getireceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi 64 tane bir sürü toprak. Bir tane çimeni toprağımız oldu. 64 tane üzerimizde var. Elitramız oldu. Şu elitrayı bir takalım. Aynen. Her şeyimiz oldu arkadaşlar. Şimdi elitramız olduğuna göre ve aynı zamanda şuradan bir tane havai fişek var zaten. Artık Skyblock'ta istediğimiz gibi uçabiliriz de. Hayatta kalmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Oo elmasın bir tanesi dışarı düşmüş. Onu alalım. Bakın burada. Gördüğünüz gibi şurada bir tane elmas var. Biz hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zombiler durmadan arkadaşlar burayı temizleyecekler Üçlü mızrağımız oldu. Şunu at gitsin. Şimdi toprakları dizmeye başlayalım ve artık oyunu bitirmek için hayatta kalacak malzemelerimizin hepsi birikmeye başladı. Ama üçlü mızrağımızın kafasını atalım. Git buradan. Yeni zombiler gelin. Üç tane daha zombi geliyor. Çok iyi arkadaşlar. Eşyalar. Oo kılıçlı bir zombi geliyor. Olamaz. Ne kadar çok sırayla geliyorlar arkadaşlar. Sıra doldu. Bu kadar toprak şimdilik yeter arkadaşlar. Şuraya bir tane sınırsız su yeri yapmak istiyorum. Aynen şöyle 1 ve 2 ve 3 ve 4. Evet 4 tane. Suyumuz sandığımızda var mı? Bakayım. Otomatik sandığımızda biriken eşyalar. Şimdi bizim kılıcımız düşmemiş hala. Şimdi 6 tane hava ibiçek tekrardan geliyor. Altınları zaten buradan taşıyacağız. İlk başta şu sınırsız suyumuzu bir yapalım arkadaşlar. Aynen bir tane şuraya. Bir tane buraya. Olamaz. Çapa düştü mü? Zombiler bize çapa hediye ettiniz mi? Bakayım bir. Çapa hediye etmemişler. Aynen zümrüt hediye etmişler. Çok güzel arkadaşlar. Tohumlarımız burada 64 tane. Biz bir tane çapa yapalım kendimize. Elmasımız zaten sınırsız. Evet, elmastan bir tane çapa. Şimdi çapayla sınırsız şekilde büyütmeye başlıyorum. Evet, muhteşem bir farm yaptık arkadaşlar ve bu farm sayesinde artık sırayla durmadan zombilerden eşyalar düşüyor sonsuza kadar. Artık rahatlıkla arkadaşlar. Şu tarlayı büyütebildiğimiz kadar bir büyütelim. Evet, başka işe yarar mı? Aynen, şöyle bir sıra daha. Galiba bundan sonra işe yaramaz. Aynen. Tamamdır. Şimdi Şurada kaç tane var? 4 tane tohum var. Şu üzerimizi bir düzenleyelim arkadaşlar. Şu üzerimizi tamamen şu sandığa boşaltıyorum. Zaten düzenli bir sandık yapıp malzemelerin hepsini alacağız. Taş makinası yapacağız bir tane. Şimdi buradan kendimize bir tane tohum almak istiyorum. Patates var. Bir tane havuç gördüm. Başka karpuz tohumu var. Balkabağı tohumu daha düşmemiş. Evet, şimdi şuraya 4 tane şimdilik şöyle tohumları dikelim havuçları ve patatesleri burada büyütmeye başlayalım. Başka bir şey var mı? 64 tane. Şunların hepsini çevirirsek. Oo, bir tane çit yapmak istiyorum. Şunun yarısıyla çubuk yapsak iyi olur arkadaşlar. 32 tane de şöyle, 32 tane de böyle. Zaten ağaçlar sınırsız. Şurası bizim tarla olduğumuza göre tarlanın yan tarafına hemen şöyle hızlı bir şekilde geniş bir tane çiftlik yapmak istiyorum ki buraya bütün hayvanlardan koyabilelim. Evet çok iyi olur. Olamaz küçük sen nereden geldin? Aha ondan da üçlü mızrak düştü. Şimdi zombiler sırayla geliyor. O zombinin de burada sırayla gelmesi lazım ama küçükler kalıyor. Evet bir tanesi daha gitti çok iyi. 39 bakın demirler çoğalmaya devam ediyor. Şimdi buradan bir koyun tavuk yumurtası başka bir şey var mı? 60 aha köylü Bu, tavuk değil aha tavşan var. Aha kazma düştü balta düştü alalım. Evet başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar köylülere yer yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 2 tane ineğimiz var. Bunları çoğaltacağız. 2 tane tavuğumuz var. 1 ve 2. Tavşanları koyarsak bunlar büyük ihtimal bunun üzerinden zıplarlar. O yüzden bunları koymayacağız. Ağaçlarımız varken şuraya bir tane sandık sistemi yapmak istiyorum. Evet, birazcık sandık yapalım arkadaşlar. Çünkü malzemeleri düzenlemeye başlayacağız. Evet, şimdi 2 tane bir tane daha. Şuradan alabildiğimiz bütün madenleri alalım. Elmaslar, altınlar, zümrütler, altın. Altın elmaları bir alalım. Evet maden düştükçe maden alacağız. İnciyi koy demir altın. Aha altın yenisi gelmeye başladı. Şunun içine elmas koyduk. Elmas var. Demirler var tamamdır. Üzerimiz düzenleyip hayatta kalmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şu elmasları madenleri buraya koyacağız ki yeri belli olsun diye. Evet. Başka var mı? Oo gördüğünüz gibi altın büyülü altın elma yemenin keyfini yaşayalım. Zombiler hadi bakayım eşya düşürmeyi devam etsenize daha çok toprağa ihtiyacımız var. Şimdi altın blokları başka düştüyse bilmiyorum. Şuraya bir tane şu tavşanları bir koyalım. Şuraya arkadaşlar altın elmalarımızı koyalım. Şuraya karpuz tarlası yapmayı unuttuk. Toprak düşmüş mü bir bakalım. Aynen toprak başka şurada 64 tane var arkadaşlar Elmas düşmeye başladı tekrardan Elmaslar orada biriksin biz şuraya bir köylü yeri yapalım Köylülerin yeri içinde şuraya şöyle hızlı bir şekilde çit diziyorum Aynen köylüleri bunun içine koyacağız Şuraya bir tane kapı yapalım arkadaşlar Aynen kapılı olsun çünkü köylülerin yanına girmemiz gerekecek Eee toprağımız tam yetti 64 tane mi köylü yumurtası vardı acaba Köylü yumurtasını aldık mı biz Aha tavşan var köylü yumurtası nerede Aynen köylü yumurtası burada. Köylü yumurtalarını da dizelim. 1, 2, 3, 4. Olamaz köylüler dışarı sakın çıkmasanıza. Size meslek vereceğiz. Evet köylüleri fazla yapmayalım. Olamaz sen neden dışarı çıktın? Git buradan. Aşağıya düştü. Tamamdır şimdi. Sandığımız hazır. Çalışma masamız var. Elmaslarımızı biriktirdik. Köylülerimizi yaptık. Hayvanlarımız var. Şuraya birazcık karpuz tohumu dikmek istiyorum. Aynen şöyle içeriye doğru çıkacak büyük ihtimal. 1, 2, 3, 4. Aynen içeriye doğru çıkmasın diye arkasına tohumları dikeceğiz. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Çok iyi başka tohum var mı? Şimdi karpuzların hepsinin bu tarafa doğru çıkmasını istiyorum. Ve zombiler sırayla gelmeye devam ediyor mu? <laughs> zombiler gelmiyorsa getirtiriz arkadaşlar. Oo içeriye bir tane su düşmüş. Zombiler siz neden sıraya girmediniz? Gelseniz de buraya. O zombileri sıraya tekrar koyduk. Bakın durmadan gelmeye başladılar. Aynen çok iyi. Başka da eşya geldi mi? Oo, Netherite gelmiş bir dakika. Artık oyunu bitirebilir miyiz? Bir tane pantolon arkadaşlar giyinelim gitsin. Bir tane zırh giyineceğiz. Evet, ile zaten uçmak için yanımızda taşıyacağız. Kılıcımız hazır. Kaskımız var mı? Şu anda kask yok. Altın elmalarımız durmadan gelmeye devam ediyor. Havai fişekleri alalım. Artık uçmamız gerekebilir. Zombiler çok iyisiniz. Şuraya arkadaşlar bir tane portal açalım. Şu portalı çalıştırmak için malzeme hala bulamadık. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Evet, bir tane, iki tane, üç tane. Şimdi gözleri de diktiğimiz anda bir tane, üç tane. Oo, şuraya da. Olamaz, totem çıktı arkadaşlar. Oo, özel totem çıktı. 1 2 3 ve portalımızda hazır iki tane de ölümsüzlük özel totem geldi arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde kendimize zombi tuzağı hazırladık ve zombileri sıraya koyarak zombilerden sırayla hediyeler kabul ettik arkadaşlar ve hediyeler sayesinde hayatta kalmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi baya bir eşyamız oldu ve adamımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Karpuzlarımız da çıktı. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Gerçekten videoya kesinlikle beğeni atın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.